Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için fındık kaplamalı, gevrek, nefis bir kurabiye tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 100 gram tereyağını alıyorum. sonra yarım çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre İlk olarak bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum ve tereyağını daha da yumuşatıyorum. Bu arada bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Güzelce karıştırdım ve istediğim kıvama ulaştım. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyerek tekrar güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Dilerseniz sirke de kullanabilirsiniz. Daha sonra 1 paket vanilya Yarım çay bardağı nişasta Ve 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Tekrar bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra en son unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Ben tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen yavaş yavaş ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağız. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüle ile birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bu aşamadan sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hızlıca elimle yoğuruyorum. Zaten kullandığımız tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurumuz kolaylıkla toparlanıyor ve çok fazla yoğurmamıza gerek kalmıyor. Birazdan sizlere hamurun kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Şayet çok yumuşak bir hamur hazırlamanız halinde pişme esnasında yayılır ve şekli bozulur. Çok sert bir hamur hazırlamanız halinde de kurabiyeleriniz sert olacaktır. Hamurumu güzelce yoğurdum ve sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve çok güzel oldu. Şimdi hazırladığım hamurdan büyükçe bir parça kopartıyorum. Elimle iyice sıkıştırdıktan sonra ince uzun şerit haline getiriyorum. Silindir haline getirdikten sonra eşit bir şekilde kesiyorum. Böylelikle kurabiyelerimizin tamamı eşit oluyor. Şimdi kestiğim hamurları yuvarlayarak ayrı bir tabağa alıyorum. Ve kalan hamurlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Yuvarladıktan sonra tabağıma koyuyorum. Kurabiye hamurlarımın tamamını hazırladım. Ayrı bir kaseye de bolca pirinç fındık koyuyorum. Şimdi hamurları fındığın içine batırıyorum ve her yerine gelmesini sağlıyorum. Hamuru fındığa buladıktan sonra tekrar elimle iyice sıkıştırarak yuvarlıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Bu kurabiyeler tazeliğini uzun süre muhafaza edebiliyor. Dilerseniz bolca yaparak evinizde her zaman bulundurabilirsiniz. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Şayet soğuk fırına girerse fırın ısınana kadar yayılır ve şekli bozulur. Kurabiyelerimin tamamını hazırladım ve tepsiye dizdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Kurabiyelerinizin tamamen soğumasını bekleyin lütfen. Sıcak serpmeniz halinde pudra şekerleri eriyecektir bol fındık kaplamalı kıyır kıyır kurabiyelerim artık servis için hazır. Hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Hem yaparken hem de yerken çok keyif aldığım bir tarifti. Umuyorum ki sizler de tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.